Örnek vereceğim. Tamam. Hasta bize gelir der ki doktor bey göz aklarımda bir sararma var. Ben sanki sarılık mı geçiriyorum der. Bir inceleriz. Karnında büyük bir tümör vardır. Vahim bir tablo vardır. Sarmıştır vücudunu. Bu öyle bir şey. Biz şu anda göz aklarındaki sarılığı görüyoruz. İçerisi kokuşmuş, çürümüş. Nazif Bey, Necdet Hocam hepsi anlattılar. Binlerce, on binlerce örnek saymak mümkün. Şimdi sınır kaçakçılığından bahsettiniz. Savunma Bakanı diyor ki sınırlarım o kadar güvenli ki diyor bir tek kuş uçmaz. Evet. Ya kuş uçmaz dediğinde generali harıl harıl oradan kaçak göçmen taşıyor. Kendine. O geçmedi daha bir ay sonra bir başka general, tu general adam korkmamış. Bakın işte sistemsel bir sorun var. Kendine güveniyor. O münferit bir olay değil. Diyor ki ben yaparım bunu diyor. Rant var, para var. 6000 dolara geçiriyormuş bir tanesini. Ben soruşturdum biraz sağa sola. Doğu'da da buna benzer vahim tablolardan bahsediyor. VIP geçiş diyorlar bunlara. Ya böyle bir rezalet olur mu? Şimdi adliyede bunlarla ilgili onlarca, yüzlerce başarılı gazetecinin haberi var. Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkartmış. Ve daha şurada birkaç ay önce Anadolu Başsavcısı, başka biri değil, bir gazeteci değil, bir siyasetçi değil. Adam dilekçe yazmadı dilekçe mı? Dilekçe yazdı. Dilekçe yazmadı mı? Kokuştu bu sistem, rüşvet var demedi mi? Ne oldu? Niye biz bunun peşine gidemedik? Daha birkaç gün önce sizin kanalınızda anlattım. Sonra arkası geldi. Bakın 3,5 yaşında bir yavru devlete emanet ediliyor. Hastane evet. Raporlarına bakıyorum. Çocuğun yuvaya verildiği zaman hiçbir rahatsızlığı yok. Hiçbir şey yok. Çocuğun cenazesi çıkıyor. Ve çocuk hastaneye gittiğinde kanaması var. İdrar yollarından, ağzından, burnundan kan geliyor. Raporlarına bakıyorum. Ağır kanamayla hayatını kaybetmiş ama ölüm raporuna neden öldüğü yazılmıyor. Otopsi raporu yok. Çocuk belli ki ağır bir travmadan hayatını kaybetmiş. Baba feryat ediyor. Oğlumu diyor sapasağlam teslim ettim ben devlete diyor. Ve oğlumun cenazesini verdiler. Neden öldü benim oğlum diyor. Cevap yok. Bilmiyor kimse. Aradan 15 gün geçiyor bir başka baba geliyor bana. 4 yaşında diyor oğlumu emanet ettim diyor çocuk yuvasına. Birkaç yuvayı dolaştı diyor. Oradan Mersin'e gitti. Mersin'deki çocuk yuvasından kaybolduğunu öğreniyorum diyor. 2 gün sonra beni cezaevinden aradı. Baba ben PKK üyesiyim diye beni cezaevine attılar diyor. Bilmiyor baba ne olmuş ne bitmiş 16 yaşında. Bir şekilde çocuğa ulaşıyorum. İnanılmaz şeyler söyledi çocuk bana. 15 kişi kayıp dedi çocuk yuvasından. Sadece ben değilim başkaları da var dedi PKK üyesi diye cezaevinde. Ortalığı ayağa kaldırdım. Soru önergesi verdim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çocuk yuvasının yetkilileri kalktı gitti cezaevine. Bu bilgileri Turan Çömez nereden öğrendi diye onu sorguluyor. Ya bir kendini sorgulasana. Soruyorum niye Sayın Bakan'a. Niye yapıyorlar böyle bir şeyi peki? Tuz kokmuş. Soruyorum Sayın Bakan'a. Ya Sayın Bakan sen Belçika'da Hristiyan Demokratlar'da siyaset yaptın. Şimdi geldin Müslümanlarla siyaset yapıyorsun. Anladım. Senin ülkende böyle miydi ya? Böyle bir ihmal olsa, böyle bir rezillik olsa o bakan o görevde durabilir mi? Bir hafta sonra Ankara'dan Sincan'dan iki tane çocuk kaçıyor. Geliyor Balıkesir'e kadar. Balıkesir'de bir aileye sığınıyor. Oradaki çocukların bir tanesinin yakınıymış falan. Aile beni arıyor. İki tane çocuk kaçmış. Ne olur milletvekilim bana yardımcı ol diyor. Getir çocukları dedim. Aradım vali beyi. İki tane çocuk var burada. Bunları alın yerleştirin. Sağ olsun vali bey ilgilendi yerleştirdi. O arada çocuklar çok vahim şeyler anlattılar. Bıçaklandım ben yuvada diyor çocuk. Yaralarını gösteriyor. Yuvada diyor tecavüze uğradım diyor. Daha vahim şeyler var. Uyuşturucudan bahsediyor. Soru önergesi verdim. Ortalığı ayağa kaldırdım. Gitti suç duyurusunda bulundu Sayın Bakan. Sanki Belçika'da Hristiyan Demokratlar da öyle öğretmişler kendisine.